Sırada sasın bize sallamış olduğu number fonksiyonlar var. Number fonksiyonlardan ilki ne diyelim? Mesela body'ye bir width verelim. Width'i abs şeklinde absolute'den gelen yani mutlak değeri mutlak değer fonksiyonu aslında. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İçeri tarafı şu şekilde herhangi bir negatif değer versek dahi bunu gidip pozitife çeviriyor. Bakın 32 yaptı. Hatta bunu şöyle piksel yapabiliyor muyuz? Piksel yaptık ama şöyle interpolation'la yaparsak daha düzgün duracağını düşünüyorum. Şöyle piksel dedikten sonra evet. Bakın absolute ile birlikte mutlak değer fonksiyonu kullanmış olduk. Negatif bir değer varsa bile bunu artık pozitife çevirdik. Daha sonrasında yuvarlama işlemi var. Bu yuvarlama işlemi mesela ilki sail. Bu sail ne yapıyor? Hangi değeri girersen gir yukarıya doğru yuvarlıyor. Mesela 3.2 diyelim. Ne yaptı? 4'e yuvarladı. 3.5 diyelim. Gene 4'e yuvarladı. 3.8 diyelim. Bunu da 4'e yuvarladım. Bunun tam tersi var. Aşağı yuvarlayan var. Floor diyelim. Hangi değer girilirse giresin bu aşağı doğru yuvarlıyor. 3.9.99 daha girsek aşağı yuvarlıyor. Normal 5'te de aşağı yuvarlıyor. 5'ten küçük değerlerde de yine aynı şekilde aşağı yuvarlıyor. Round var. Round da normal olması gereken gibi yuvarlıyor. Ne yapıyor? 5'ten küçükse aşağıya yuvarlıyor. 5 ise yukarıya yuvarlıyor. 5'ten büyükse de yine yukarıya yuvarlıyor. Daha sonrasında percent var. Bu percent şurada ne yapalım? Şunu bir silelim. Percent yüzde anlamında. Percent. Şöyle olması lazım. Percent mesela ne yaptı? 3.7'yi bana yüzdelik dilime çevirdi. Değil mi? Ben buraya 1 yazsaydım ne yapacaktı? Bana %100 diyecekti. Eğer ki .2 ya da şuraya 0 da koyabilirim. Yazsaydım bunu yüzdelik dilime çevirdiği zaman ne yapıyor? %20'ye denk geliyor. 22 deseydik işte %22 falan. Hatta 0.22 deseydik ne yaptı? 2.2'ye denk getirdi. Yani hesaplayarak yüzdelik kısmı vuruyor bunu. Bundan sonra max var. Max da neye yarıyor? Şöyle yapalım. Max dedikten sonra bu fonksiyonun içerisine listeleri koyabiliyoruz. Mesela herhangi bir liste koyuyoruz. 23 olsun, 12 olsun, 5 olsun, 6 olsun, 98 olsun, bir de 32 olsun. Burada en büyüğü gidecek, alacak ve bana yazdıracak. Ne yaptı? 78 aldı. Aynı şekilde bir değişken olarak liste tanımladıktan sonra dolar liste diyelim. Bunu da büyük ihtimal alması gerekiyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Bakalım alacak mı? Bu listeyi direkt parametre olarak vereceğim bu fonksiyona. Dolar liste dedim. Yok burada hata verdi. Büyük ihtimalle şunlardan kaynaklanıyor olabilir mi? Demek ki listeyi burada kullanamıyoruz. Yok. Şöyle yaparsak gene kullanamıyor muyuz acaba? Gene aynı şekilde kullanamıyoruz. Direkt bunun içine vermemiz gerekiyor. Neyse bunu da öğrenmiş olduk. Daha sonrasında min var. Aynı şekilde. Min diyelim. Eksi 2 diyelim. İşte eksi 23 diyelim. 5, 4 bir şeyler yazalım. Ne yaptı? Gitti bana en düşüğünü vermiş oldu. Bundan sonra unit diye bir fonksiyonumuz var. Unit. Bunun içerisine yazdığım değer number değer mesela 32 piksel. Bunun bana şu cinsini veriyor. Ne cins olduğunu. Ben gidip %32 deseydim yüzdeyi verecekti. Ya da gidip mesela viewport width deseydim şöyle viewport width deseydim viewport width'i verecekti. Ya da mesela RAM ya da MB verseydim bunun unit yani. Bunun tipini veriyor bana. Bundan sonra unitless şeklinde bu ile bir ifademiz var. Yani bu unit'e sahip mi? Yani unitless, unitsiz anlamına geliyor. Bu sahip olduğu için false döndürür. Ama gidip ben şöyle direkt sadece sayıdan olsaydı bana true'yu döndürecekti. Daha sonrasında karşılaştırma şeyi var. Bu da compare demek. Compare. 32 pikselle ben mesela
3400 diye karşılaştırabiliyor muyum? Bunların unitleri farklı. Compare. Burada bunu galiba comparable. Comparable. Olması yazıyoruz. Şöyle. Comparable diyoruz. False dedi. Çünkü birisinin unit'i piksel, birisininki işte yüzde. Gidip ikisini de piksel yaptığımda false dönüyor. Bunları işte karar yapılarının içerisinde kullanabiliriz. Daha sonrasında şöyle yapalım. Başka bir fonksiyon öğrenelim. Random diyelim. Random da bana 0 ile 1 arasında bir değer döndürüyor her defasında. İşte ben bunu mesela 0 ile 10 arasında döndürmek istersem gidip şuraya çarpı 10 yazarsam bakın şey yaptı. Hatta bunun şu noktadan sonraki şeyini kullanmak istersem neyi kullanayım? Round'u kullanayım. Round fonksiyonun içine alayım hepsini. Bakın burada artık şeyleri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Her kaydettiğimde 0 ile 10 arasında bana yeni bir değer döndürüyor. Ne kadar güzel şeyler. Random'dan sonra mesela bunun daha kolay bir yolu var aslında. Direkt buraya gidip ben şu random'ın içerisine şunu da silelim. Direkt bir sayı yazarsam mesela 100 dersem gidip 0 ile 100 arasında bir değer döndürüyor artık bunu. İçerisine yazdım parametreyi. Parametre yazmadan da uzun yolla bunu gerçekleştirdik. Devam edelim. Bir sonraki derste liste fonksiyonlarını işleyelim.